Selamünaleyküm. Formel Motors'un değerli aboneleri, herkese merhabalar. Yeni bir aracımız Kia Ceed 2011 model 1.6 dizel. Değerli dostlar, aracın üstündekini merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Ve inanın bugün gördüm. Port bagaj zannediyordum. Bu pandemide bayağı yaygınmış değerli dostlar. Bu açılabilir çadırmış. Aracın yani park ettiğinizde vesaire komple çadır haline geliyor. Ve gerçekten cüste olarak çok büyük. Mekik Motors yazıyor. Sökmek istedik. Çünkü sebebi de şu. Biliyorsunuz bizim tavanımız biraz alçak. Ve boyumuz da uzun. Allah vergisi. Dolayısıyla altında çalışmamız biraz zor oluyor. Bunu da söktüğümüzde gayet lift bize uyumlu yani. Çok düşük değil, çok da yüksek değil. İşimizi görüyor. Çorbamız kaynıyor Allah'a şükür. Ve sökeceğiz. Nereye koyacağımızı kararlaştıramadığımız için burada kalıyor. Bakalım inşallah bize bir problem olmaz. En azından dikkat ederiz. Kırılmaz, çizilmez. Çünkü emanet sonuçta. Evet, aracımızda neler yapacağız? Aracımızda motor yağı, şanzıman yağı, ön disk, ön balata, arka disk, arka balata birçok işlemin yapacağız. Aracımız 2011 model dedik ve Tuzla'dan geliyor bizlere. YouTube müşterimiz arkadaşlar. Otomatik bir araç. Ve kilometresini de paylaşayım. Ve aracımızı incelemeye geçelim. 163.046 değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Aracımızın tüm kontrollerini gerçekleştireceğiz. Sağ sol ön salıncaklarda boşluk var. Çünkü bugün rota yolladık. Biliyorsunuz bazı ön takım arızalar liftte çıkmıyor. Ve ben ön eleme olarak direkt rota yolluyorum. Orada tabloda bakıyorlar. Ve net bir sonuç çıkıyor. Şimdi aracı bir üstten kontrol edeceğiz. Antivirizi vesaire sağa solu. Sonrasında aracı kaldırıp bir de alttan kontrol yapacağız. Ve gördüğüm herhangi bir şeyi zaten hem sizler için hem müşteri için bunu çekiyorum. Fren hidroliği her zamanki gibi kapkara. Değerli dostlar. Şanzıman yağı vesaire gördüğünüz gibi bu da şanzıman yağının ölçme çubuğu. Aynı şekilde motorun da var. Japonlar, Koreler bu işlerde gerçekten iyi durumda. Biliyorsunuz zaten. Japon'la Alman'ın ayrı bir farklılığı var. Fransız da öyle. Yani şu an kötü bir araç yok değerli dostlar. Hepsi bakana, değer verene Porsche, Ferrari gibidir değerli dostlar. Ama bakmazsan her araç kötüdür. Bu benim kendi şahsi fikrim. Evet. Kapağımızı söktük ve İşe koyulalım. Neler var neler yok bakalım. İftara da geç kalmayalım. Aracımızı kaldırıyorum üstten bir kontrol yapıp. Gördüğünüz gibi lift sütunlarımızda iki tane okuyucu var. Lazer. Aralarında iletişim kesildiği zaman yani aracı kaldırırken gördüğünüz gibi araç tavana değmeden zaten lift kendini kapatıyor değerli dostlar. Kaldıramıyorsunuz. Ve aracımızda neler var neler yok bakalım. Aracın diskleri bitik. Gördüğünüz gibi. Ön balataları daha var. Zaten bizim işimiz fren sistemiyle. Aşağıda fazla bir işim yok. Sadece bir otomatik şanzımana bakacağız değerli dostlar. Arka balatalarımız da durumu iyi. Arka diskleri güzel. Müşterimiz bunları değiştirmemiz için bizlere bilgi yolladı ve sipariş verdik ama diskleri güzel arkadaşlar. Şimdi bu aracın neye göre diskleri değiştireceğiz bilmiyorum. Çünkü daha diskin durumu iyi bana göre. Değişmesinde müşteri tercihi tabii ki önemli ama bana göre değişmesi iyi değil değerli dostlar. Çünkü aracın diskin durumu iyi. İyi bir şekilde baktım. Balatası da daha yarım. Ve devam ediyoruz. Aracımızın alternatör şarj dinaması yeni gibi duruyor. Bakın. İşlem olmuş olmamış bilmiyoruz. Araç bizlere ilk defa geliyor. Salıncaklarımızda problem olduğu söylenildi. Rot tarafından. Rot balansa bakıldığında değerli dostlar. Aracımızda herhangi bir kaçak vesaire yok. Sadece şurada bir gördüğünüz gibi arka krank keçisinden sanki gelmiş gibi bir inceden terleme var. Otomatik şanzıman gördüğünüz gibi bunu sökeceğiz. İçini bir kontrol edeceğiz. Süzgeci, şanzıman yağı değişecek. Ve sıvı conta var. Orijinal contası yok kartelin. Ve devam edelim.
Kayış grubu, mayış grubu, devir daim, gerge, hepsini kontrol ediyoruz. Gergisi de yine duruyor. Burayı bir söküp bir kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi altı temiz, bakımlı bir araç. İşlemlerimiz frenle alakalı, bakımı, şanzıman yağı, ön takım. Sizlere kısa bir görsellik paylaşmak istedim ve yeterli bir şekilde ben kontrol edeceğim kayışını vesaire ve gördüğümüz bir şeyi de zaten paylaşıyoruz, sizlere de paylaşacağım. Durum bu şekilde aracımızın. Bu kilometreye göre bakımlı bir araç, temiz bir araç ve binilebilir. Evet değerli dostlar, Kia aracımızla işleme başlıyoruz. Ya Allah, bismillah. Aracımızın ilk olarak hava fire kabını söküyoruz. Hava firesini dışarı alıyoruz. Şöyle. Ve yağ firesini gevşeteceğiz. Fren cihazımızı bağlayacağız. Aracımızın ilk önce kolay işlemleri yapılacak. ENK filter. Duymadığımız bir marka değerli dostlar. Evet, hava filtresini şöyle koyuyoruz. Yağ filtresini gevşeteceğiz ve aracımızı kaldıracağız. Motor yağını açacağız. Şanzıman yağı, motor yağı ve fren hidroliği işlemini halledeceğiz. Sonrasında aracımızın disk, balata, arka disk, arka balata ve ön takım işlerini de aynı şekilde halledeceğiz. Bunları parti parti sizlere paylaşacağım. İşleme başlıyoruz. Yağ filtresini sökelim ve aracımızı kaldıralım. Aracımızın motor yağını açtık. Motor yağımı süzülüyor ve her zamanki gibi bir yandan da fren sıvısını değiştiriyoruz. Aracın ABS beyni gördüğünüz gibi çok garip bir yere koymuşlar. ABS beyni burada arkadaşlar. Dolayısıyla sağ arkadan başladık. Fren disklerimiz gördüğünüz gibi önleri zamanı gelmiş ama resmen lastik dönmüyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Acayip sıkmış. Bunu bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Niye sıkmış? Bakın. Resmen çeviremiyorum. Araç otomatik şu an N'de. Ya kaliper sıkıyor ya balatalarda problem var. Bir söküp kontrol edeceğiz. Şöyle sizlere paylaşayım diskini, balatasını. Ön disk, ön balata değişecek. Ve devam ediyoruz. Aracın arka disk, arka balata da değişecek. Arka diskin durumları vesaire iyi değerli dostlar. Ama müşterimiz değiştirme taraftarı. Dolayısıyla müşteri tercihi neyse biz de ona göre çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi aracın sağ arkasından başladık. Fren sıvı değişim işlemine. Dört lastiği söktük, disk balata değişecek diye. Dolayısıyla fren yağı da rahat bir şekilde değişiyor lastik olmadığı için. Aracın amasörleri Sax marka ve ufaktan tozlanmış, yani bir nebze de dışarıya yağını kaçırmış. Fren hortumlarımız vesaire güzel. Bu tarafında aynı şekilde fren sıvı işlemi olacak. Dört tekerden alacağız ve bakımını bitireceğiz. Daha ön salıncaklar değişim var değerli dostlar. Aynı şekilde aracımızın otomatik şanzıman yağı değişimi var. Şöyle diskleri, balataları sizlere göstermek istedim. Bir de diğer tarafa bakalım, dönüyor mu? Hatta bir tane tornavida alalım. O şekilde deneyelim. Orada dönmüyor değil mi? Bir kontrol edeceğiz değerli dostlar. Sizlere de paylaşacağım. İşlemler bu yönde. Sol arka merkezdeyiz. Evet, buradan da fren hidroliğimiz akarken biz de salıncakları bir kontrol edelim. Salıncaklarda boşluk var ve çatlama var. Gördüğünüz gibi aracın zaten rotta geçmedi. Salıncaklar bozuk oldu söylendi değerli dostlar. Fren hidroliğimiz hazineden biraz taşmış, basınç yüksek, biraz düşürdük basıncı. Yağ kaçağı değil, o yüzden söylemek istedim. Ve diğer tarafın salıncağına bakalım. Bir saniye. Şöyle. Gördüğünüz gibi buranın da burçları miladını doldurmuş değerli dostlar.
Salıncak değişimi de var. Fren hortumları vesaire güzel. Aracın şuradaki kapağını sökeceğiz. Ve buradaki V kayış gergisi, kütüğü hepsini kontrol edeceğiz. Aracın işlemleri daha devam ediyor. Ve birçok işlemi daha yapılacak. Diskleri sökeceğiz fren sıvısından sonra. Ve balata disk takım olarak ön arka değişecek dostlar. Üstten de şu bölgeye biraz su koyacağız. Oradaki taşan hidrolikler işlemden sonra tabii ki. Fren sıvısı bitsin. Disk balata değişim işlemine geçeceğiz. Fren hidrolik değişimini sol ön tekerde sonlandırdık. Değiştirdiğimiz hidroliklere göre normal. Çok bozuk değil değerli dostlar. Buraları da suyla yıkadık. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka tarafta disk balata değişiyor. Biz de ön disk ön balata değişim işlemine geçiyoruz. Kaliperi de bir kontrol edeceğiz. Sıkma neyden dolayı? Zaten balatanın kenarları diski sürtüyor değerli dostlar. Yani önlerde aşınma var. Şu gösterdiğim, yani parmakla gösterdiğim faturalar olmaması gereken. Normalde disk tornası yapılıyor ama normal şartlarda diskin tornası olmaz. Disk bozulduğu zaman yenisi değiştirilmesi gerekir. Diski bozan unsurlardan birincisi çok frenle kullanmanız, motor freni hiç kullanmadığınız için sürekli frene yüklenirseniz aşınma çoğalır. Bir ikincisi balatayı sonuna kadar kullanırsanız aynı şekilde bu da etken. Bir de özellikle ve özellikle söylüyorum, yeni disk balata değişiminde araç sıcakken yıkama kesin ve kesin yapılmaz. Su hiçbir şekilde vurulmaz diske. Bilginiz olsun. Cihazımızı toparlıyoruz. Şimdi ön disk ön balatayı sökeceğiz. Kia aracımızda fren işlemleri yavaş yavaş tamamlanıyor. Disk balata sökme işlemi tamam. Şöyle takacağımız parçaları sizlerle paylaşayım. Ön fren balatamız, aynı şekilde ön fren diskimiz, hepsi takım halinde. Arka fren diskimiz, arka balatamız, bunları gördüğünüz gibi takım olarak Ferodo marka kullanacağız değerli dostlar. Disklerimiz gıcır gıcır. Aynı şekilde ben bunları açtım, eşleştirdim. Çünkü disklerde farklılık olabiliyor değerli dostlar. Yağlı geliyor bir de. Bunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi yağlı, paslanmasın diye. Bunları yıkayıp takıyoruz. Bunları eşleştirdik. Arasında fark var mı yok mu? Boy farkı vesaire hepsini kontrol ediyoruz. Şunu da açalım. Bakın. Şöyle paylaşacağım. Şurayı kestiğimizde evet. Komple takım olarak ön fren balatamız. Hepsi Ferodo. Aman. Amanın. Şöyle kutumuza tekrar koyalım. Araçta bayağı bir işlem var değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Ve eski parçaları paylaşayım. Sonra aracın üstüne geçelim. Arka fren balatalarımız daha yarım ama müşterimiz değiştirme taraftarı. Değerli dostlar. Yani bunlar gerekiyor mu gerekmiyor mu tartışılır ama müşterimiz değişmesinden yana hiçbir zaman zararı yok, faydası olur. Diskleri de zaten videoda belirtmiştim. Çok kötü değil, değişmese de olur ama müşterimiz aracı 2021 araç olarak senden alayım dedi. Biz de tamam dedik. Yapacak bir şey yok. Ön balatalarımız da aynı şekilde. Şimdi asıl konuya geleceğiz. Disklerimi de paylaştıktan sonra bakın bunlar da zaten bitmiş ön diskler. Şimdi şöyle bir çevirelim. Bakın normal dönüyor, gördünüz mü? Aracın diskini sökmeden önce burası dönmüyordu. Ve balata gerçekten sıkıyormuş. Salıncaklarımızın sökme işlemi de devam ediyor. Bir tane civatamızı söktük, bir tane de oradan sökülecek. Ve disk montajında şu alt tabakayı temizliyoruz zımparayla. Yani telli fırça gibi şarja matkapla bu araları alıyoruz ki disk yüzeyi tam sıfıra sıfır olsun ve net bir şekilde otursun. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı da söktük gördüğünüz gibi. Buranın da dediğim gibi aynı şekilde temizli olup takılacak. Kaliperlerimiz askıda değil, sabit dedik. Sarkmasın, fren hortumlarına zarar gelmesin. Aracımızın fren sistemi ok gibi olacak inşallah. Çünkü fren yağı değişti, fren balata, fren disk. Yalnız 200 km alışma zamanı var, bilginiz olsun. Ve arka fren balatalarını da aynı şekilde söktük, diskini söktük. El freni gördüğünüz gibi diskin içinde kaliper üzerinden çalışmıyor, halat üzerinden.
diskin içinde çalışıyor değerli dostlar. Ve gördüğünüz gibi hep balata tozu. Burayı da yıkayacağız. Pırıl pırıl ve el fren ayarını yapacağız. El fren balatamızın durumu iyi şu an. Daha gider arkadaşlar. El fren balatası biten bir balata değil kolay kolay. El freni çektikçe işinizi görüyor. Ama el frenini çekip unutursanız tabii ki balatadan yiyor. Burayı da aynı şekilde temizleyeceğiz. Diskleri sökmek için şu gördüğünüz üst salıncak sökülmesi lazım. Çünkü civata şuradan göstereyim. Burada kalıyor. Üst salıncak kesin ve kesin sökülüyor. Burada rahat çalışıyor. Şimdi temizliklerini yapıp ve aynı şekilde spreyle temizleyeceğiz. Fren ayarlarını yapıp yeni disklerimizi takacağız. Disklerimiz yağlı. Onları da pırıl pırıl yıkayıp öyle takacağız. Bu şekilde direkt montaj yaparsanız araçta ciddi bir şekilde frende yanma olur, balata çöp olur. Disk de aynı şekilde çünkü ısınmadan dolayı. Durum bu şekilde değerli dostlar. İşlemler devam ediyor. Bir tane Range Rover aracımız var. Fren balatası düşmüş. Onu da aynı şekilde halledeceğiz. Eski parçaları da paylaştım. Şimdi salıncaklarımızı söküyoruz ve aracımızın fren salıncak değişimi yapılacak. En son araçta şanzıman yağ değişimi var. Onu da paylaşacağım. Uzun bir video olacak. İnşallah keyifli olur. Devam ediyorum. Ön disk montajımız tamam. Gördüğünüz gibi. Sıfır ferro diskimizi taktık. Alt yüzeyini temizledik. Fakat her işlemi tek tek çekemiyorum. Çünkü işi yetiştirmemiz lazım. Sırada bekleyen işlerimiz var. Ve gerçekten aracın daha birçok işlemi var. Ön disk, alt salıncak komple. Montaj tamam gördüğünüz gibi. Ve devam ediyoruz. Aracın ön sağına bakalım. Buranın diski de tamam. Diski takarken nelere dikkat edeceğiz? Onları da paylaşacağım. Şöyle paylaşayım sizlere salıncağını, diskini. Ve aracımızda iki husus daha var. V kayış, gergi kütüğü, V kayışı, şardınamanın kasnağı değişmiş. Güzel bir çalışma. Fakat şöyle bir problem var. Aracın hem zincir kapağının olduğu bölümde terleme var, yağ kaçağı, hem de şöyle paylaşayım. Antifriz kaçağı var devir daimin olduğu bölümden. Damla olarak değil de oraya iz yapmış, yani kaçırmış değerli dostlar. Sizlere paylaşmak istedim. Şu gördüğünüz kasnak devir daimin kasnağı. Şöyle ışığı odaklayayım oraya. Evet, şu gördüğünüz kasnak devir daimin dibinden gelmiş. Ona geleceğiz, onu kontrol edeceğiz. Ve araçta disk montajında en önemli olan hususlardan birisi disk temizliği. Temizledikten kastımız diskler yağlı geliyor değerli dostlar. Şöyle poşetin yüzeyine baktığınız zaman zaten şurada yağları görürsünüz. Ciddi bir şekilde yağ var. Bunu direkt araca takanlar da oluyor. Ve inanılmaz bir şekilde araçta yolda seyir halinde koku yapıyor. Duman çıkıyor. Sanki araç yanacak gibi oluyor. Çünkü burada fren çalışıyor değerli dostlar. Dolayısıyla bunu takmadan önce güzelce bakın yağa bakın. Ciddi bir şekilde disklerde yağ olur. Bu diskleri takmadan önce pırıl pırıl bir temizlik olması lazım. Ve kurutulması lazım. Yağlı bir şekilde takarsanız hem diske hem balataya zarar verir. Bunu paylaşmak istedim. Ön disklerimizi biz yıkadık. Şimdi bunları da yıkayacağız. Ve arka disklerin montajına geçeceğiz. El fren ayarını da yapacağız. İşlemler son hızıyla devam ediyor dostlar. Diskleri takalım. Sonrasında aracımızın lastiklerini bağlayacağız. Şanzıman yağ değişimi var. Aracın motor yağı aynı şekilde. Mazot filtresi. Hepsini tek tek paylaşacağım. Devam ediyoruz. Kaliperlerimizde paylaşım. Sonrasında balata montajına geçeceğiz. Önlerle alakalı. Biliyorsunuz aracın sökme esnasında diskleri dönmüyordu bile. Şimdi şuradaki pimimizi yağladım ben. Değerli dostlar şöyle bakın. Rahat bir şekilde gidip geliyor. Bunlar balatanın merkez pimleri. Şu gördüğünüz pim, şöyle paylaşayım. Artık sıkışmış yağsızlıktan dolayı. Diğerleri normal çalışıyor ama sökeceğiz. Şöyle çıkartıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi yağ alıyoruz ve güzel bir şekilde takıyoruz. Pimler rahat çalışırsa merkez de aynı şekilde, balatalarda rahat çalışır ve iyi bir fren sürüş konforu olur. Pimler önemli, bunları paylaşmak istedim. Şimdi bunları yağlıyoruz ve yerine takıyoruz. Sonrasında balatalarımızın montajına geçeceğiz. Ön disk montajlarımız tamam. Ön balatalarımızda farklılık çıktı. Balatamızı bekliyoruz, balatamızı takacağız.
ve devam ediyoruz. Aracımızın arka disk balata montajımız şöyle paylaşayım. Pırıl pırıl oldu. Balata tellerini de değiştiriyoruz değerli dostlar. Şu bahsettiğim balata telleri, onları da paylaşacağım. Ve şöyle göstereyim. Buranın balata pimlerini de yağladık. Zaten gres üstünde görebilirsiniz. Yağlanması iyi olur. Güzel çalışır. Buradaki salıncak sökülüyor değerli dostlar. Kaliperi sökmek için. Bir de el fren ayarını yaptık şu bölümden. Şu an rahat bir şekilde dönüyor. Gördüğünüz gibi. Yeni balata alıştığı zaman daha pırıl pırıl olacak. Şu an balatalar boşta. Merkez boşta. O yüzden böyle balata değişiminde şu inceden sesi duyabilirsiniz. Endişe etmeyin. Aynı şekilde buranın da disk balata montajı tamam. El fren ayarı yapıldı. Değerli dostlar. Şu an balatalarımız sıkıldı. Pimleri yağlandı. Aynı şekilde aracımızın salıncağın montajı da tamam. Bu salıncak sökülüyor. İçerideki civatayı sökmek için. Arka teker dişlerimiz tamam. Fren yağını da zaten değiştirmiştik. Şimdi buranın montajını yapacağız. Aynı şekilde balatanın yayları da değişti. Şu bastığı yaylar ayaklarının değerli dostlar. Şimdi burayı takacağız ve ön tarafa geçeceğiz. Bir de aracın devir daimi değişecek. Yani devir daimi sökeceğiz değerli dostlar. Onu da paylaşacağım. Bahsettiğimiz balata sajları bunlar. Balatalar geldiği zaman değiştireceğiz. Önleri de aynı şekilde. Şimdi salıncaklarımızı şöyle paylaşayım. Balata sajlarımızdan bahsettiğim olay şunlar arkadaşlar. Eğer balatanın içinden çıkıyorsa kesin ve kesin şu sajları değiştirin. Çünkü zamana bağlı aşınıyor artık. Civatası vesaire. Yani paketten ne çıkıyorsa takmak lazım. Bu kadar net. Gördüğünüz gibi kutumuz vesaire hepsini istifliyoruz. İşlemler devam ediyor aracın. Balatamız gelsin, buraya da takacağız. Aracımızda fren sistemiyle alakalı önler kaldı bir tek. Arka disk balata vesaire hepsi toparlandı. Fren yağımız değişti. Önleri de takacağız. Sonrasında dediğim gibi devir daim işlemi var. Devir daimi en son yapacağız. Ve bir de otomatik şanzıman yağ değişimimiz var. Salacaklarımız tamam. Aşama aşama inşallah kaydediyoruz. Ve sizlere de paylaşıyorum. Umarım değerli bir bilgi olur. Bir de şunları da belirteyim. Bakın. Disklerin iç kısımlarında veya dış kısımlarında ölçüsü, kalınlığı, milimetre vesaire hepsi yazılıdır. Bilginiz olsun. Evet. Buradaki işleme başlayacağız. Dediğim gibi en son. İşlemler devam ediyor dostlar.